Sen kongreleri iyi koklarsın. Özellikle Galatasaray dinamiklerini iyi bilirsin. Bu sene biraz kokuyu daha sık almak lazım. Çok sıkı işler oluyor çünkü yani. İki tarafta da çok ciddi işler var. Koklamanın ötünde biraz daha böyle daha sıkı bir koklayıcı olmak lazım yani. Ne diyorsun bu gidişat? Nasıl biter? Nasıl tamamlanır? Şimdi, Şimdi... Galatasaray taraftarı transfer yok mu diye soruyor. Haklılar. Ama bir şey söyleyemeyiz. Transfer e, artık uçaklar çilekler değil de yeni sloganlar lazım. Uçaklar çilekler artık moda oldu. Başkan e, belli olduktan sonra cumartesi günü, pazartesi salı mazmata olur. Çarşambadan itibaren teknik adamlar bir aşağı bir yukarı belli demiyorum. İki tane başkan adayında teknik adamları belli. Kimmiş onlar? Çok net. Yani Sayın Dursun ben Okan Buruk gözüküyor. Eşrefim gibi de Dezervi İtalyan. Ben bunu daha önce de dile getirmiştim. E Mancini demişlerdi. Mancini, Mancini olayın da burada son sayfada o akşam gündeme ilk getiren insan adam bir tanesiydim. Mancini ile hala görüşülüyor. Zor bir transfer. Dostluk görüşmesi diyelim bunun adına Sayın Ünal Aysal'la geçmiş dönemdeki araların iyi olduğunu biliyoruz. Adnan Öztürk'le arasının iyi olduğunu biliyoruz. İtalya milli takımı. Galatasaray'ın mevcut durumundaki bütçesi Mancini getirmeye bana göre zor. Çünkü o gün şartlarında Durakbalar, Sinadiler, Melo'lar böyle bir ee, ...yıldızların bol olduğu bir kadroda <laughs> dahi transfer bütçesinde anlaşamamışlardı. Dolayısıyla artık günümüz futbolunda da genç teknik adamlar, gelecek vadeden teknik adamlar... ...Şakter'de iyi işler yaptı, da kupa kazandı, ee, iyi de futbol anlatıyor. Gelişime açık da bir teknik adam. Diğer taraftan da Okan Buruk keza aynı şekilde. Yani Dursun Özbey'in Okan Buruk, Eşref Amcaoğlu'nun kazanması halinde... ...dezerbi ben kesin gibi bakıyorum bu iki isme. Çünkü e, Okan Buruk'u Sayın Metin Öztürk de çok net istiyordu daha önce kendisinin birleşmeden önceki isteklerinden bir tanesi buydu. Dursun Özbek cephesi de buna sıcak bakıyor. İki tane teknik adam bana göre şu anda net gözüküyor. Bu isimlerin dışındaki transferleri de başkanların belli olmasına bağlı. Başkanların sorayım. açıklamalarını, planlarını nasıl görüyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Senin ya, senin dikkatinde bu açıklamalarla şimdi, hangisi öne geçer? Şimdi çok net bir şey söylemiştim ben. Listeler verilip birleşmenin olduğu gün burada ilk yaptığım yayında da sevgili Taner Kanal'ın YouTube kanalında da yaptığım, Bol Pedas'ta yaptığım hep söyleşilerde şunu söyledim. Seçim bir hafta içinde olursa Dursun Özbek seçimi kazanıyor. Bugün, yarın, ertesi gün bir hafta içinde olması halinde seçimi Dursun Özbek'in çok rahat kazandığını görebiliyordum. Ama bir hafta sonra dengeler değişebilir diyorum. Bugün gelinen noktada şu anda herkes aynı şeyi söylüyor. Seçim kafa kafaya deniliyor. İki tarafta da yoruma bakıldığı zaman. Hala Dursun Özbey'in önünde olduğunu ifade edenler var. Ben seçimde denge olayına çok fazla dikkat ederim. Şu aday önde bu aday seçimi kazanır dememeye de mümkün olduğu kadar bilsem dahi burada söylemeyen, söylememe tarafta olan bir yapım var. Ama çarşamba akşamı geçtiğimiz Cumartesi günü Dursun Özben yapmış olduğu bir lansman vardı. Çok ciddi bir kalabalık. Projelerin açıkladığı, Erden Timur'un sahnede özellikle gayrimenkuller üzerinde yaptığı konuşma büyük alkış almıştı. Şimdi bunun Tam karşı hamlesi Eşre, çarşamba günü Eşref Bey'in. Evet. Akatlar Akatlar'da Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapacaktır kendisi. Aldun abi de o bölgenin e, oturan olduğu için. Orada bu şekilde aynı e, gayrimenkuller, futbol takımı, e, Florya projesi, stat sponsorluğu, Eşref Bey'in yanında yer alan sponsorlar çok ciddi bir gövde gösterisi ama Bey, bekleniyor. Eşref Bey gayrimenkullerin kullanılmasından yana pek sıcak bir tavır sergilemiyor. Evet, Bodrum'da da ona benzer şeyler ona şey, Yani... Kullanılmasından yana değil ama e, kendi projeleri içinde bir kuruş dahi harcamadan yeni bir proje önerileri olacaktır. Mesela duyduğum Florya Arası'nı Kemal Burkas'ın yerine taşımak yerine yeni bir yer e, gösterip buraya geçeceğiz. Galatasaray Adası'nı aynı Dursun Özbek'te olduğu gibi Galatasaray kulübünün kasasından tek kuruş çıkmadan biz rivayı e, Galatasaray Adası'nı hizmete sunacağız. Stad sponsorluğu konusunda büyük bir sürpriz bekliyorum. Bu söylenenler iddia edilenler doğruysa çok ciddi bir şey olur ki Erdem Bey'in ikinci konuşması Pazar Kalamış kahvaltısında bu konuda bir önceki toplantıda çok güzel açıklamalar yapmıştı. Birleştirici açıklamalar yapmıştı. Ama o ikinci pazar kahvaltısında Ali Samiyen isminin, Ali Samiyen sadının koltuklarının satılmayacağını şeklinde bir sert açıklaması tekrar dengeleri değiştirdi. Galatasaray'da bunlar çok önemlidir Adun abi. Hani şimdi Erdem Bey'in orada sürekli gayrimenkuller konusunda açıklama yapması tamam. Çok güzel net açıklamalar yaptı. Birleştirileceği vurdu yaptı. Ama kalamış testlerindeki açıklamasında o sert sözleri biraz tepki çekti. Bunu da net olarak ifade edebilirim. Çok ciddi bir hangi rüzgar sözleri, var. Hangi sözleri tepki çekti? Eşref Bey'in Ali Samiyan spor kompleksi sponsorluğu üzerinden yapılan bir iddia var. Yani orada şu anda ben buna iddia diyorum çünkü çarşamba akşamı gelmeden söylemem. Ali Samiyan spor kompleksinin yeni sponsoru işte X bir firma, X bir iş adamı olacak ve sağına soluna isim kullanmadan Ali Sami Yen Spor Kompleksi olarak geçeceğini, buna da yıllık belli bir meblağda sponsorluk bedeli ödeyerek yapacaklarını ifade etmişlerdi. Buna karşı bir sistemi vardı, biraz sert oldu çünkü bir konuşma önce o akşam son derece başarılı bulduğum bir lansmandı çünkü tanıtımlar sporcuların, gayrimenkullerin anlatımı. Ama o pazar sabah kahvaltısındaki sertleşmesi ona rağmen bir eleştiriler vardı ama Galatasaray'da her zaman sakinlik ve sükunet kazanır. Çünkü kendisi de buna ifade etti. Birlik, beraberlik. Bak o kadar gayrimenkuller hakkında toplantıda konuşmalar yaptı Sayın Erdem Timur ama son Galatasaray'ın birlik ve beraberlik yaptığı vurgusu her şeyin önüne geçti. Peki. Dolayısıyla biraz samimiyet lazım. E diğer taraftan da benim kafama takılan. Şimdi Metin Bey Galatasaray'da seçimde önde oldu. Seçimi kazanacak deniliyordu. Şu anda burada bir çatı aday olarak birleşti. Ortada yok. Galatasaray'da Dursun Özbey son anda listesini aldı. Cemal Özgörköy bir seçim önce Eşref Bey'in listesindeydi. O da bu tarafta. Belki, Eskiden bu nok gal belki bu noktada konuşmayı doğru bulmuyor Metin Bey. Olur mu öyle şey? Değil mi? Siz Metin eğer Çatı Adayı olarak yani. buraya giriyorsanız birleştirici olarak giriyorsanız Erdem Bey'in konuştuğu yerde Metin Bey'in de konuşma hakkı var. Erdem Bey'in konuşmadığı yerde Cemal Bey'in de konuşma hakkı var. Cemal Bey de şimdi sosyal medyada sohbet odalarına bakıyorum akşam benim kulağıma göre ben oralara girmiyorum. Türkiye'nin önemli iş zengin 5 adamından bir tanesi diyorsunuz. Ben Cemal Bey'i 2008-2010 döneminde Adnan Polat'ın yönetiminden istifa ettiği dönemi de biliyorum. Oradan nasıl istifa ettiğini de biliyorum. O biliyorsunuz bürütüzler vardı. Haldun abi o dönemi çok daha yakından bilirsin. Mehmet Elvacı'nın bürütüz lakabıyla ayrıldığı. Cemal Özgürke'nin ilk istifa edenlerden bir tanesi olduğu. O günün şartlarında idari bir rahatsızlığın tüzükte olduğunu net bir şekilde savunan Cemal Özgürköy Bugün Dursun Özbey'in listesinde ama şu anda Arka plandalar. Yani Erden Timur'un bu kadar ön planda olmasını içeriden de rahatsız olanlar var. Dışarıdan da olanlar var. Tabii ki olabilir. Galatasaray'da geçmişte yaptıkları ortada. Ama bakıyorum bugün Sayın Adnan Polat'ın da bir açıklaması var. Oyum Dursun Özbey diyor. E Cemal Özgörke ile Adnan Polat'ın ilk gibi rahatsızlığı yaşandığı yerde Galatasaray'ın annelerini değerlerini kaybetti diyen Cemal Özgürke ile şu anda orada. Hep bir belirsizlik var. Duygun Yarsuvat Allah rahmet eylesin. Ben Duygun Yarsuvat'ta bir seçim topla, e, Dursun Özbey Eleştirilir dönemlerde bir röportaj yapmıştım. Hem Adnan Polat'a hem Mehmet e, Dursun Özbek için yaptığı sözler ortada. Arşive girip bakalım neler söylemişti. Mehmet e, Adnan Polat için de keza aynı şekilde. şimdi e, Yine Allah rahmet eylesin başkanlar, iki başkan arka arkaya. Selahattin Beyaz'la aynı şekilde. Özcan tüm başkanlar Allah rahmet eylesin. Mekanları cihet etsin. Çok önemli katkı sağlayanlar da var. Hani Mustafa Cengiz, Duygun Yarsuvat bu dönem için hem Adnan Polat için hem de e, Dursun Özbek için söylediği sözler. Şimdi arşivlerde. Burak Bey'in Elmas'ın e, açıklamalarına geçmeden bir de Aldün abi bu noktada savaşın yorumlarının üstüne. Tabii Galatasaray'da şu anda transferin konuşulması erken. Erken ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani şunu da algılayalım yalnız. E, erken ama e, şu anda konuşulmuyor demek anlamsız olur. Yani şu anda Galatasaray e, kulübünün futbol aklı ya da işte bir beraber çalışacağı isimler yani işte Cenk Er Günden bahsediliyor. Mutlaka belli oyuncular üzerinde araştırma yapıyorlar. Yani şöyle olmaz yani iyi tamam mazbatayı aldık yarın da e, araştırmaya başlayalım. Bence araştırmaya şu anda başlıyorlar. Başladılar. Yani şu anda araştırmalar devam ediyor. Hatta bazı oyunculara gitmeyin Bizi bekleyin dendiği de e, bilgisi geliyor. Mutlaka savaş e, da biliyordur. Yani bu türden durumlar çıkıyor ortaya ki hani özellikle yerli rotasyonundaki oyuncularda sıkıntı çıkmasın istiyorlar. Benim e, al, algılayabildiğim kadarıyla kesinlikle böyle şey değil. Yani bakalım bir hele bir mazbata gelsin ayın 13'üne gelelim ondan sonra 15'ine gelelim ondan sonra değil bu olay. Böyle olmaz zaten. Anlaşmalar yani, yapılıyor diyorsun abi. Ta, Anlaşma yapılmasa yapılmaz. Anlaşma yapılmaz da ne yapılır biliyor musun? Sözler verilir. Aykut seni transfer edeceğim diyelim. Yani sen bir bakarsın sözleşmen bitmiş mi? Kaç para kazanıyorsun? Gelir misin? Gelirsen kaç para alırsın? Bunların ön araştırmalarının yapılması %100 gerekli. Zaten şöyle bir gerçek var. Bizim kulüplerimizin hep söylediği bir cümle yok mu? Bizde transfer yıl boyunca devam eder, hiç bitmez. Mutlaka scout ekiplerinin elindeki bazı oyuncular var, onlar üzerinden konuşuluyor. Mutlaka belli bölgeler için planlamalar yapılıyor. Yani o planlamaların içerisindeki oyuncularla görüşmeler gerçekleşiyor. Yani şöyle düşünmeyelim. Ya işte biz bozbadı mazbataya, mazbataya kadar hiçbir şey yapmaya Tabii. gerek yok. Mazbata'dan sonra yaparız. Değil. Bence iki başkan adayı da işte Savaş söyledi. İkisinin de diyor teknik direktörü belli. Şimdi teknik direktörlerle gidip imza attılar mı? Hayır. Şifayen yani, sözlü olarak. Söz işte sözlü onu söylüyorum. Yani, onu Gidiyor, gidiyorsun, konuşuyorsun. Diyorsun ki eğer seçilirsem yani biz de yöneticilik yaptık. Böyledir bu. Seçilirsem Seninle çalışmak istiyorum hocam. Sen bizimle çalışmak ister misin? Senin şartların nedir diye sorarsın. Sorarsın. O da der ki tamam biz anlaşırız. Şuralarda buralarda anlaşırız denir. Yani bu ön görüşmeleri yapmak mecburiyetiniz vardır zaten. Nitekim de ben bu ön görüşmelerin yapıldığını düşünenlerdenim. E, düşünmek değil sadece bilgi de öyle geliyor. Yani işte en basitinden teknik direktör konusunda iki hocanın da şey var aynı oyuncular üzerinden giden bir transfer politikası var. Mesela orta alana çok tecrübeli 3 oyuncuyla görüşme yapılıyor şu anda. Görüşülüyor. Transferi yapıldı mı? Değil. Yapılmadı. Ya zaten yapamazsın ki kime göre neye göre imza atacaksın? Atamazsın. Ama oyuncularla görüşüp son noktayı koyacak hale getirirsin. Hemen araya gireyim. Mesela bugün İtalya'dan Alex Sanchez haberleri geldi ama hangi başkan adayının olduğunu belli değil mesela. Galatasaray'da gündemini aldı. İtalya kaynaklı haberden geliyor. Ama kim tarafından? Hangi başkan tarafından? Öncelik forvet mi? Değil. Yani bunu fırsat bile fırsata çevirmek isteyen menajerler, kulüpler de mutlaka oluyor böyle Doğru. durumlarda. Hele eskiden çok daha fazla oluyordu. Hele eskiden 2000'li yıllardaki başkan adaylı seçimlerinde <laughs> aleni bir şekilde isim veriliyordu. Bu futbolcuyla anlaştım gelirsem bunu alacağım falan diye. Şimdi Allah'tan onlar yok Şimdi yani. Şimdi bırak beni açıklamalarına bir göz atalım. Orası önemli. İzleyelim bakalım.